Parabasol, tasarımcıların sosyal sorumluluk çerçevesinde ele aldığı bir proje grupları var. Yani müşterisi olmayan ama insanlığın yararı için önerdikleri, işte yaratıcı ve kitleleri düşündürmeye ve sorumluluk almaya yönelten projeler var. Hatta işte buna Responsibility of Designer dedikleri bir çizgide bir ürün. Benim de böyle bu çerçevede yaptığım ürün grupları var. İşte onlardan bir tanesi. Burada temel şey, işte su biliyorsunuz çok önemli. İşte dünyada suyun giderek artan önemi ve buna benzer temalardan dolayı suyun yükselen bir trendi var. İnsanlar sanki suyu yeniden keşfediyormuş gibi. Ve işte suyun kirlenmesi, işte susuzluk, iklim değişikliği bunları çok gündemde olduğunu biliyoruz. Bir de Afrika'da su çok yaşamsal bir problem. İşte Google'ın Innovator Die yarışması vardı biliyorsunuz. Orada bir bisikletin arkasına konan 40 litre su 20 kilometre gidince içilebilir 5 litre suya dönüşüyordu. Bu yarışmanın ödülü ona verildi falan. Afrika'da suya yönelik veya işte temiz suya ulaşılabilirlik konusunda müthiş arayışlar vardı. Bu çerçevede benim gene Afrika yönelik bir de niteliksiz sulardan dolayı her sene Afrika'da yani milyon civarında insan özellikle de yani 11 yaş altı grubunda çok insan kaybediliyor. Ben de ne yapılabilir diye hani düşünürken ortaya çıkardığım bir proje. Bu da bir parabolik ayna yardımıyla. Ben şeyi belirsiz suları işte steril etmek, şoklamak, buharlaştırmak ve bunu yüksek bir ısıda yaparak suyun sterilizasyonunu sağlayacak bir proje olarak başladı fikir. Temelde 60'a 120'lik bir plastik bidon grubu var. Bunun içinde 3 tane temel bidonumuz var. Prosesin gerçekleştiği bidon. Gri koyu bidonlar, suyun taşındığı bidonlar, maviler de içilebilir nitelikteki suyun biriktirildiği şeylerden oluşuyor. Bir tane parabolik paslanmaz çelik aynamız var, işte ana gövdede yer alıyor. Bunun üstünde bir keçe var, koruyucu keçe. Bu on-off, açma kapatma düğmesi gibi. İşte bunlar böyle değişik katmanlardan oluşuyor. Temel prensip, ayna aktive edildiği zaman aynı parabolik aynanın optik merkezine bir tane çubuk getirmek. Bu 120 cm uzunluğunda, üzerinde özel bir kaplama olan bir çelik çubuk. İşte odaklandığı zaman 200 küsur derecelere çıkan bir ısıyı konuşuyoruz. Buradan geçen suyu çok hızla işte ısıtıyoruz. Isındığı zaman su yükseliyor, işte buharlaşıyor. En başta bir tane kum filtremiz var. Sıvının içindeki işte pestisitleri yüzen organik şeyleri ayırmak. Ondan sonra bu ana tanka doldurulan yani kirli kaynaktan alınan suyun şoklanarak işte 250 santigrat civarında buradan geçirilerek bir karbon filtreye yönlendirilmesi. Karbon filtrede de işte son süzmeyi yapıyoruz. Bu sistem ortalama günlük hani vasati koşullarda 170-180 litre su elde edebilecek bir sistem. Elektrik enerjisi gerekmiyor. Bakımı, onarımı, her şeyi çok kolay. Böylece işletmesi de ve öğrenilebilirliği de yani dakikalar içinde gerçekleşecek bir ürünü ortaya çıkarıp suya ulaşamayan insanların daha steril, içilebilir suya ulaşması için geliştirdiğim bir proje. Bu projeyle biz Avusturya hükümetinin dünyada yaptığı Energy Globe yarışması var. Ona katıldık. Orada büyük ödül aldık. İşte Türkiye'de yani Türkiye kategorisinde katıldık. Oradan ödül aldık. Ondan sonra gene dünyanın değişik yerlerinde, değişik yarışmalarda bir sürü ödülü aldı. Ve son derece üretilebilir, basit bir proje. Dediğim gibi, sonunda da filmin sonunda da ifade ettiğim gibi bir tek hedefimiz var. Yani bir bardak su veya su. Yani gezegenin ürettiği bir şey. Dolayısıyla bu bir insan hakkıdır. Yani suya ulaşım çok önemli bir insan hakkı olarak görüyorum. Hatta işte suyun satılması ve şey yapılması konusunda da çok ciddi rezervasyonlarım var. Biliyorsunuz su şu anda çok stratejik bir değer. Hatta ben Suriye sorununun bile hani sudan gerçekleştireceğim. Çünkü 2980 litre olan kişi başına suyun 90 litreye düşmesi durumunda İşte komşumuz Suriye'nin ne hale geldiğini görebiliyorsunuz. Gelecekte de su giderek değer kazanan bir doğal kaynak ama gezegene ait bir kaynak. Bunun sürekli olarak dönüşmesi, kirletilmeden dönüştürülmesi gerekiyor.
Bu çerçevede Afrika'ya dokunmak çok önemli çünkü bu pandemi koşullarında kaybedilen insandan çok daha fazlası Afrika'da her sene doğal olarak kaybediliyor. Bunlar da çok bilinen şeyler. Tasarımcıların işte bu noktalara böyle temas etmesi gerekiyor. Ben de biraz vicdan yaparak, buna da kafa yorarak böyle bir projeye ulaştım. İyi de bir sonuç verdi, etkiliyiz de oldu. Paragoz'un hikayesi bu.